Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tutkudur YouTube kanalına hoş geldiniz. 4 Ağustos 2019 iddia tahminini paylaşacağım arkadaşlar. Bugünün maçları henüz oynanmadı. 21.45 video montajı eğer yetişirse oradan da yine bir önceki videomuza bakarak da oradan kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan ilk mücadelemizle başlayalım. Japonya Lig Kupası mücadelesi Kawasaki Frontale ile Nagoya karşılaşıyor. Hemen buradan açalım. Kawasaki son mücadelelerde maç istatistiğine baktığımızda beraberlikler ve puan kaybı yaşadıklarını görüyoruz. Onun dışında baktığımızda yine gollü mücadeleleri oluyor. Nagoya'ya baktığımızda ise Tokyo maçından 2-1'lik bir skorla yenildiğini görüyoruz ki Tokyo şu anda ligin lideri konumunda bulunuyor. Kawasaki ise ligin başlarında, Japonya liginde normalde ligin başlarında üst sıralarda yer almasına rağmen son zamanlardaki puan kayıplarıyla beraber ligde biraz alt sıralara doğru, yani 6. 7. sıralara doğru kaymaya başlamıştı. Kawasaki Frontale kalecisi özellikle hatalı goller yiyor. Üst üste hatalı goller yemişti. Onun dışına baktığımızda yakın zamanda iki ekip karşı karşıya gelmişti ve 3-0'lık bir Nagoya galibiyeti vardı. Buradan baktığımızda hemen Kawasaki Frontale Nagoya maçı, deplasmanda oynadığı maçı Kawasaki 3-0 kaybetmişti. 10 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu mücadele henüz üzerinden bir ay bile geçmedi bu mücadelenin. Onun dışına baktığımızda Kawasaki yine gol yollarında etkili. Nagoya ise özellikle son 6 mücadelesinde gol attığını görüyoruz. Onun dışında Kawasaki evinde yine gol atan bir ekip olduğundan bahsettik. Rekabet analizine gittiğimizde ise Nagoya'nın en son yendiğini, onun dışında Frontale'nin evinde ise son 7 maçın özellikle var şeklinde bittiğini, 5-6 maçın özellikle var şeklinde bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradan da iki ekibin yine gol atabileceğini ben düşünüyorum. Onun dışında yine buradan ilk maçı olduğundan dolayı var seçeneğine gitmek mantıklı gibi gözüküyor. Onun dışında baktığımızda da maçın üste gidebileceği, Kawasaki normalde evinde kazanabileceği bir mücadele. Fakat Kawasaki kalecisinden dolayı ben Kawasaki vermek yerine üst veya var seçeneğinin bence mantıklı olarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle var seçeneği bu mücadelede banko olarak görülüyor arkadaşlar. Onun dışında ikinci maçımıza geçtiğimizde hemen Brandt ile Danimarka kupasında Frederica karşılaşıyor. Buradan da hemen bu mücadelemizi de açalım. Maç istatistiklerine baktığımızda Brandt son maçını 3-0 gibi kazandığını görüyoruz. Danimarka 2. ligi ile Danimarka 1. ligi ekiplerinin mücadelesi oluyor. Frederica ligde şu anda oldukça iyi bir durumda. Baktığımızda yine puan tablosunun üst sıralarında olduğunu ve ligin 1. sırasında olduğunu görüyoruz. Dış sahada yaptığı performans olarak baktığımızda da yine ligin en üstünde yer alan ekip arkadaşlar. 8 gol atıp kalesinde ise 4 gol gördüler. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığını görüyoruz. Onun dışında baktığımızda ev sahibi Brebrandt'ın ise arkadaşlar ligde yine baktığımızda ortalarda doğru, ligde 3. sırada, fakat çok da fazla bir puan farkı yok. İç saha mücadelesine baktığımızda ise biraz başarılı olduğunu görüyoruz. Genelde yenme veya yenilme adına sahaya çıkan bir ekip olduğunu görüyoruz. 3 maçta 4 gol atıp yine kalesinde 2 gol görmüşler ki yine gol atmayı başarıyor arkadaşlar. 2 ekip de yine gollü maçları oluyor. Özellikle Frederica Danimarka 1. liginde, yani Danimarka Premier Lig'in, yani en üst liginin bir alt liginde oldukça başarılı ve gollü maçları geçiyor. Son maçında yine Roskilde maçından 2-1 galip geldiğini görüyoruz. Onun öncesinde ise Kolding maçının evinde 4-3 ve Asmanlı Sivibor maçında 2-2'lik bir skoru var. Yine gol ve gol yollarında oldukça etkiler. Brand ise yine gol yollarında etkili arkadaşlar. Bu mücadelenin de ben üste gidebileceğini düşünüyorum. 2.5 üstün. Aralarında yapılan mücadelede özellikle ev sahibi ekibin evinde oynanan mücadelelere baktığımızda ise arkadaşlar yine Frederica'nın üstünlüğü şeklinde gözümüze çarpıyor. En son zaten 2017'de lig mücadelesindeki Brandt da o zaman Danimarka 1. ligindeydi ve 3-0 kaybettiğini görürüz. Bu maçta da ben yine maçın üste gidebileceğini ve maçtan yine Frederica'nın bir
galibiyet şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz de aklınıza yattıysa bu iki seçenekten birini seçebilirsiniz. Bunun dışında bir diğer maçımız ise arkadaşlar bu biraz açıkçası biraz ortada olan bir mücadele. Baktığımızda maç istatistiklerine Avarta'nın Danimarka 2. liginde fakat grup olarak baktığımızda burada Avarta'nın hemen kendi grubuna baktığımızda puan tablosunda yine orta sıralarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Danimarka 2. ligi lig 1 ve 2. grup olarak şeklinde iki ekip de aynı grupta yer alıyor. Fren bu sezon oldukça kötü gidiyor arkadaşlar. 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Özellikle dış saha mücadelelerine baktığımızda Fren'in gol yollarında biraz daha olsun sıkıntı çektiğini ve gol dahi atamadığını görüyoruz. Kalesinde ise sadece bir gol gördüğünü görüyoruz arkadaşlar. Deplasmanda biraz da gol yollarında sıkıntı çekiyor. Aralarında zaten son haftada ligde mücadele olmuştu. 0-0'lık bir beraberlik vardı. Oyun olarak da zaten Avarta biraz üstün olsa da yine rekabet analizine baktığımızda Frem'in rakibine göre oldukça bir ağır bastığını görürüz. Fakat bu sezon Frem eski gücünde değil arkadaşlar. Onun için ise Frem galibiyeti bence burada oynamak biraz riskli gibi gözüküyor. Onun dışına baktığımızda yine Avarta'nın evinde oynandığı maçlarda Frem'in yine kazandığını görüyoruz. Fakat 3 maçın Frem kazandığını, onun dışında ise geri kalan maçların ise arkadaşlar 7 mücadelenin ise berabere bittiğini görüyoruz. Buradan da ben muhtemelen bir alt seçeneğini 2,5 alta gidilebileceğini düşünüyorum. Onun dışına baktığımızda maçı 0 şeklinde de bitebilecek bir mücadele gibi gözükse de 1,70'ten ben 2,5 alt seçeneğin bu maçta banko tercihlerden yer almasını düşünüyorum. Bir diğer maçımız ise arkadaşlar Kolding Renders mücadelesi. Burada da zaten Renders'ın Danimarka'nın en üst liginde yer aldığını ve Kolding'in ise bir alt ligde yer aldığını görüyoruz. Kolding oldukça gollü mücadeleleri var. Renders ise bu yıl biraz gol yollarında sıkıntı çekiyor. Fakat ligde de yine durumları sonlardan biraz yukarıda bulunduğunu görüyoruz hemen. Düşme grubunun biraz 11. sırasında olarak bu mücadelelerden sonra muhtemelen de düşme grubunda yer alacak. Fakat kupa mücadelesi olduğundan dolayı özellikle bir alt ligdeki rakibine ben yine gol bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi ekip ise yine puan durumuna baktığımızda grubunda özellikle puan tablosunun en üst sırasında olduğunu, 3. sırada olduğunu görüyoruz ki iç saha mücadelesine baktığımızda da yine Kolding oldukça başarılı bir takım olarak göze çarpıyor. 3 maçta 7 gol attığını ve kalesinde ise 5 gol gördüğünü görüyoruz. Yine gollü bir mücadeleleri oluyor. 2 ekibin arasındaki mücadelelerde ise 1-1'lik bir beraberlik var. Ben bu maçta da yine arkadaşlar 2 ekibin yine gol atabileceğini düşünüyorum. Maçtan yine bir 1-55 gibi aslında maç üste gidebilse de ben yine buradan üst yerine 1.55'ten var seçeneğini yazmak daha mantıklı geliyor. Kolding evinde muhtemelen gol atacaktır. Renders ise bir alt ligdeki rakibine ben gol atmasını bekliyorum arkadaşlar bu mücadelede. Onun dışına baktığımızda bir diğer mücadele ise Slagelse ile ABD Gladsaxe takımı ile oynuyor arkadaşlar. Buradan da yine maç istatistiğine baktığımızda bunlar yine ikincilik. Danimarka 2. liginde yer alan ekipler fakat Gladsaxe ile Slagelse farklı gruplarda. Gladsaxe 2. grupta lider durumda. Şu anda oldukça bu sezonu iyi geçiriyorlar. Özellikle 6 mücadelede sadece 4 gol kalelerini gördüler ve genelde gol atıp buradan kapanan bir yapısı var. Oldukça bence başarılı bir futbollar var. Özellikle birkaç maçlarından da yine baktım arkadaşlar. Sırf bu bültende Danimarka Ligi ve genel olarak pek takip edilmeyen ligler olduğu için ben biraz da bu takımların mücadelelerini özel ya da istatistiklerden takip ettim arkadaşlar. Bunun dışına baktığımızda ev sahibi ekibin yine Slagelsen ise mücadele olarak yine gol yollarında oldukça etkiler. Puan tablosunda ise biraz 8. sırada olsa da yine gol bulabiliyorlar arkadaşlar. Özellikle Efe 2000 takımında da yine son maçta da gollü mücadeleleri vardı. Baktığımızda
Efe 2000 takımıyla 5-3'lük bir mücadelesi var. Onun ardından ise deplasmanda yine 3-1 yenildiğini görüyoruz. Fakat yine gol atabilen bir takım. Gladsaxe de yine gol yollarında etkili arkadaşlar. Bu maça baktığımızda yine tek maç üzerinden oynandığını belirtmek istiyorum. O nedenden dolayı iki takımdan birinin gol attıktan sonra açılabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Buradan da yine ben bir maçın üste gidebileceğini ya da iki ekibin de vardan gidebilecekse de arkadaşlar ben buradan bir üst seçeneğin yazılmakta fayda olarak görüyorum arkadaşlar. Buradan baktığımızda üstün set oranı 1.60 gibi bir oran açılmış bu mücadelelerde. Onun dışında geçtiğimizde ise arkadaşlar İngiltere Ulusal Ligi'nde kuzeyde Darlington ile VLA Spart takımı karşılaşıyor. Buradan da yine Darlington ligde 18. sırada, rakibi ise ligin sonuna demir atmış durumda. Baktığımızda gol yollarında iki ekip de biraz sıkıntı çekse de Bilet'in özellikle bu sezon sadece 7 gol attığını görüyoruz. Gol yollarında pek etkili olamıyorlar. Darlington'a baktığımızda ise 9 gol attığını ve iç sahada da bu gollerden 6'sını iç sahada attığını görüyoruz. Yine iç sahada oldukça başarılılar. Bilet'in ise dış sahada şu ana dek 3 gol attığını görüyoruz arkadaşlar. Gol deplasmanında gol atamadığını görüyoruz zaten toplamda. 2 golleri vardı. Ben buradan yine Darlington galibiyetini ben yakın olduğunu açıkçası düşünüyorum. Fakat aralarındaki kendi mücadelelerine baktığımızda buradan rekabet analizine baktığımızda yine Darlington evinden son 2018'de 1-1'lik bir beraberliği var. 2019'da ise deplasmanda 1-0'lık gibi bir galibiyeti var. Ben bu maçta da yine alt veya baktığımızda altın oranı 1.90 gibi bir oran açılmış. Fakat ben yine Bilet Spart takımı yine bu maçta bence kapanabilecektir. Yine 6 gidebilecek bir maç, fakat yani 2-3 gol aralığında en fazla çıkabilecek bir maç olarak ben düşünüyorum arkadaşlar. Darlington bir galibiyeti de buradan yazılabilir. En mantıklı seçenek olarak bu gözüküyor benim gözüme çarpan. Bir diğer mücadelem ise geçtiğimizde ise arkadaşlar Waterloo ile Hunger Ford takımı. Buradan da ev sahibi ekip ligde şu anda oldukça başarılı. 8 haftada şu anda 4 galibiyet 4 beraberlik aldığını görsek de deplasmanda etkili, fakat evinde pek etkili olamadığını görüyoruz. Evinde sadece 1 galibiyet 4 mücadelede 1 galibiyet 3 beraberlik aldığını görüyoruz. Buradaki 2 mücadelesi ise 0-0 işte evinde oynadığı mücadelelerde biraz gol yollarında sıkıntı çektiğini görüyoruz. Buradan baktığımızda Eastbourne takımı ile 0-0. Onun dışında Chelmsford maçında ise yine 0-0'lık bir beraberliği vardı. Bu maçta ben yine ev sahibi ekibin buradan galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Zaten oran olarak düşük. Onun dışına baktığımızda yine Hungerford'un deplasmanda en az 3 gol, genel olarak 3 gol yediğini görüyoruz. 2-3 gol bareminde bir gol yiyor. Bu maçın da yine üste gidebileceği aşikar gibi gözüküyor arkadaşlar. Ev sahibinin biraz performans olarak düşük olsa da Hungerford tam da evindeki şanssızlığını kırabileceği bir mücadele olarak gözüme çarptı. Onun dışında ise buradan diğer yine Japonya liginden Japonya kupası vardı arkadaşlar. Oradan yine bir başka bir mücadeleden bakalım. Buradan seçtiğim maçlardan değildi, fakat yine aslında yazılabilecek bir mücadele diye buradan Tokyo mücadelesi var arkadaşlar. Tokyo ligde birinci durumda. Şu anda kupa mücadelesi birinci ayak, fakat Tokyo oldukça bence başarılı gidiyor bu sezon. Hemen ligdeki puan durumlara baktığımızda özellikle içeride ve dışarıda etkili oynayan bir takım 25 maçta 16 galibiyet 4 beraber 5 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Dış sahada ise bunların 2 mağlubiyetini dış sahada aldığını görüyoruz. Dış sahada da gol yollarında ve atmakta biraz sıkıntı çekse de yine bence rakibine oranla oldukça başarılı bir takım olarak gözüme çarpıyor arkadaşlar bu maçta. Onun için de Osaka maçını ben yine bir alta gidebileceğini düşünüyorum. Bu maçında 1.60'dan bir alt seçeneği veya Tokyo'nun galip geleceği bir maç olarak düşünüyorum açıkçası. Ama 1.60'dan da alt seçeneği banko seçeneklerde yazılabilir gibi. Onun dışına baktığımızda yine diğer mücadelelere bakalım. Şöyle baktığımızda Orsens maçına zaten oran açılmamış. Onun dışına baktığımızda West Ham U21 maçı var. Yine Newport ile karşılaşıyor. West Ham maçları genelde gollü geçer ki
Newport County ise İngiltere Lig Kupası'nda yine West Ham'a 2-0'lık skorla elendiğini görüyoruz arkadaşlar buradan. 27 Ağustos'ta ki o da A takımına 2-0 yenilmişti West Ham'ın. Onun dışında yine West Ham'ın oynadığı mücadelelerde genel olarak üst bittiğini ve Newport'un da yine evindeki maçlarda yine etkili olduğunu görüyoruz. Bu mücadelenin de ben yine üste gidebileceğini açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Siz de aklınıza yatıyorsa buradan da yine üst seçebilirsiniz. Ama genel olarak baktığımızda ben bu maçlar arasında özellikle Frederica maçının üste gideceğinden eminim arkadaşlar. Onun dışına baktığımızda yine Darlington maçının da yine Darlington seçeneğimizin ve ayrıca Waterloo maçından da yine beklentim %90 %100 oranında arkadaşlar yakın bir mücadele. Onun dışında da yine Kawasaki mücadelesinde yine üste gidebileceği %90 gibi arkadaşlar. Buradan da yine üçlü dörtlü verdiğimiz maçlardan kombin oluşturabilirsiniz. Benim kendi kombinde Kawasaki maçının üst olarak, onun dışında yine Frederica maçı üst, ayrıca yine baktığımızda diğer Waterloo maçından da yine ev sahibi galibiyet ya da handikaptan üçlü bir kombin oluşturacağım arkadaşlar. Siz de diğer maçlardan da yine kombin yapabilirsiniz. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Videonun altına da maçlar hakkında görüşlerinizi yazarak bizlere en azından daha fazla insana ulaşmamız açısından yardımcı olabilirsiniz. Sonraki maçlarda ve bültenlerde görüşmek üzere. Herkese bol şans, bol kazançlar.